Selamun aleyküm arkadaşlar. Gün geldi çattı. Bugün 6. ayın 8'i. Şu an 9.20. Saat gösteriyor. Şöyle bir 40 dakika falan yola çıkacağız. İşte yolculuk buradan Bergmannstadt, Kummersbach'tan yola çıkacağız. Köln yakınları. Olpe, Frankfurt, 45 üzeri. Würzburg, Nürnberg, Passau. Böyle devam edeceğiz. Regensburg, Passau. Macar üzeri gitmeyi karar verdiğim için o yolu alıyorum. Bilgilendirmek için normalde Hırvat üzeri gidiyorum. O zaman Nürnberg'den sonra Münih'e iniyorum ben. Salzburg, Villach, Ljubljana üzeri Maribor yolunu kullanıyorum. Ondan sonra Zagreb'e gidiyorum normalde. Oradan Belgrad. Ama şimdi bu sefer bir başka bir yol deneyeceğim. Oradan gideceğim. Yani herkesin gittiği deneyeceğim derken geçen sene bir gittim bu yolu. İyi de hoşuma gitti. Budapeşte de bir yere uğramam lazım. O yüzden o yolu kullanacağım bu sefer inşallah. Yola çıktığımızda ben size kesinlikle bu videolardan hep şey yapacağım. Sonra büyük bir video olarak büyük bir ihtimal paylaşırım. Hayırlı günler dilerim size. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Allah'ın izniyle yola çıktık. Daha yeni çıktık. Bakalım hayırlısıyla. Hava da güzel. Dışarı 20 derece. Arabamızı yüklemiştik dün akşamdan. Bakalım şimdi yolumuza çıkıyoruz. Bergmannstadt'tan çıktık şimdi. Saatlerimiz saat 10. Arabanın saati bir saat geride şu an. Yani bakalım Allah'ın izniyle Türkiye saatini ayarlamadık daha. Türkiye saati biraz ileri. Onu da ileride ayarlarız, düzeltiriz. İşte çıktık bakalım. Yolumuz böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar, yoldayız. Gidiyoruz. 117 kilometremizi aldık bilene. Ağır ağır gidiyoruz. 140-150. Fazla hıza gerek yok. Wetzlar tarafındayız. Gidiyoruz bakalım. Şurada bir çöplük var. Arabamızın 80 litre mazotu var böyle. Arabamız bir tanıtım video yapmıştım, orada anlattım. 320-224 beygir. Bu da yazılımlı tabii ki. Kendim yaptığım için. İşte öyle devam ediyoruz. Arabamız maşallah iyi gidiyor şimdiye kadar. Ama fay atak olduğu için resmi tatil günü, perşembe günü bugün. NRW eyaletinde veyahut da Almanya genelinde mi bilmiyorum. Biraz bir yoğunluk var yani, açını söylemek gerekirse. Bakalım devam ediyoruz. Şimdi şu şeyleri de göstereyim. 45'teyiz işte. Nürnberg, Würzburg, Hanau, München. Evet. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 245 kilometre yol gittik. Ve ilk ştavımıza yakalandık. Aşağı yukarı 10 dakikadır ştavdayız. Nürnberg Würzburg istikametindeyiz şu an. Şu an açıldı. Baustelle yüzünden arkadan bir 2 kilometre kuyruk oldu ama arabalar fazla durmadı. Ama yine de bir 10 dakikamız yani gitti aşağı yukarı. Öyle. Ben de devam ediyorum. Bademim var. Badem yiyorum. Öyle yani, şu güzelliğe bakın ya şöyle. Manzara sağlam ya. Manzara sağlam mı? Ama şeyden dolayı dediğim gibi bayağı bir kalabalık var ya. Şimdi açıldı, güzel, iyi oldu böyle de. Ama ne için demin tıkandı anlamadım. Hepsi bir anda mı geldi, ne yaptı anlamıyorum. Neyse birazdan görüşürüz. Arkadaşlar acayip yağmur indi. Ştav da var şimdi.
Kalabalık bayağı. Würzburg'dayız şu an. Şu an Würzburg'dayız. Kilometremiz 265'te. Arkadaşlar, şöyle bir türkü hoşuma gitti, onu size dinleteyim dedim. Şu an kilometremiz 514. İşte Passau'a doğru gidiyor, Regensburg'a geçtik. Ya, Feiertag'tan dolayı bayağı bir kalabalıklık var, açığını söyleyeyim. Yani planladığım gibi gitmedi. Ben şimdi Almanya'ya çıkarım diye düşündüm. Yani bir saat fazla yattı, sıkıntı yok. Öyle. Arabam da ESP'yi kapattı mapattı diye düşünmeyin. Tam da şarkı geldi. ESP'yi falan kapatmadım. Bremsli şarta var. Onun hatası sadece. Sıkıntı yok, biliyoruz. Öyle yani. Bu 211 kasalar güzel, rahat araba ya. Kombi, bu kombi olduğu için biraz ağır kaçıyor ama limuzinler sağlam ya. Seviyorum. Seviyoruz. Çok güzel manzaralar buralar. Gerçi bizim kaldığımız yerler de buraları anımsatıyor yani, benim kaldığım yer. Şu tarafta iyi bir şimşek falan çaktı demin. İyi bir yere yağmur indi de biz kurtulduk. Bizde yağmur yok. İki çiseleyip gidiyor. Neyse, hadi bakalım. Görüşürüz. Birazdan ilerideki videolarda çekeceğim. Evet arkadaşlar, Avusturya'dayız. Yaklaşık bir 50 kilometre ilerledik Avusturya'da. Şimdi devam ediyoruz. Avusturya'da bayağı radar var. Yani şu 50 kilometre içerisinde bayağı bir radar var. Dikkatli olun. Blitzer Pro app var bende. Ondan dolayı biraz dikkat ettim. Yoksa hızlı giderseniz kesinlikle düşersiniz. Suyumuzu içiyoruz. Devam ediyoruz. Mazotumuz halen Beklenşit'ten aldığımız mazotla devam ediyoruz. Bizim oradan aldığımız mazot. Şu an kilometremiz 685 oldu. Daha da bir 320 falan gider diyor. Ama tabii ki biz bunu beklemeyeceğiz. Her zaman vardığım bir benzin istasyonuna gideceğiz. Her zaman belirliyorum önceden varacağım yerleri. Böyle devam ediyoruz. Hava şu an 25.5 derece. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şimdi Avusturya Viyana'ya galiba 100 kilometre mi ne bir şey kaldı. Bir benzin istasyonuna durduk. İhtiyaç molası falan. Bir kahve falan alalım dedik. Öyle yani. Valla araba iyi gidiyor, açını söylemek gerekirse. Yani maşallah var. İnşallah bir şey olmadan devam ederiz. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Viyana Çarayolu'nu geçiyoruz. Budapeşte'ye doğru. Yağmura yakalandık yine. Yüzlük yol, radarlar çok. Dikkatli sürüyoruz, kullanıyoruz. Demin mazot aldık. 860 kilometrede 100 euro tuttu. 110 euro aşağı yukarı işte. Üzerine daha doldurdum tabii ki.
Yani 110 euro benzin yaktık 860 kilometrede. Mazot yaktık. Fazla görünecek bir şey yok. Volvocu abimiz geçiyor bizi. Bayağı indi yağmur şimdi. Camın derecesi 18 derece şu an. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu Avusturya bir bitmedi. Vallahi acayip şimşek çarpıyordu. Açtım kamerayı. Belki size de denk gelir şimdi kamerada diye. Yani acayip. Yavaş yavaş Macaristan sınırına geliyoruz galiba. Sırbistan'da dikkat edin. Orada karanlık olacak büyük bir ihtimal. Oralarda fazla çekim güzel olur mu olmaz mı bilemem. Ama sohbet ederiz. Orada yeni bir şey varmış. Türkiye'deki gibi hızını tespit ediyormuş. Çıkışta cezayı alıyorlarmış senden. Öyle bir evet şimdi şimşek çarptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Kamera ne kadar alır onu. Baustelle in 500 metern. İşte orada çok dikkat edin. Bulgar'da da dikkat edin. Yani orada gerçi bir şey olmuyordu ama yine de çukurlar falan var. Görürüz zaten hepsini çekerim size. Yani Avusturya güzel. Bu yol iyi ama bu yolda çok radar var. Salzburg üzeri ben gittiğim yolda bu kadar radar yok. O yüzden diğer taraf tabii ki ya herkesin kendi tercihi daha iyi. 80 euro fazla ödüyorsun ama radar da yok. Bas atabilirsin. 3 mi 4 yerde sadece. Testa Blitza in 1000 metern. Yani öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Silgeç yetişemiyor ya. Hızımız otobanda 60'a düştü. Şimdi biraz yavaşladım. Vay be. Bunu da göstereyim dedim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sırbistan'a doğru yol aldık. Aşağı yukarı bir 120 kilometre falan kaldı galiba. Sırbistan sınır kapısına. Vallahi gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Kilometremiz 1220. Bayağı bir sinekler öldü. Yapacak bir şey yok. Bir Fatiha okursunuz sineklere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeniden 10 kere selamun aleyküm dedim bu videoda. Çok selam verdim size. Her yeni açışımda. Şu an Belgrad, işte Belgrad'a doğru yol alacağız. Macaristan'ı çıkıp. O yüzden bir update yapayım dedim videodan. Şöyle söyleyeyim. Kendiniz görüyorsunuz. Bayağı bir kalabalık. Gidenler bilir. OMV'yi şimdi tam yeni geçtim. İşte 500 metre var diyor kapıya. Yani biraz bir yoğunluk var. Tatil zamanı olmadığı halde. Arkadaşlar. Üf. 500 metre ya ne demek. Kalabalık.
Belki de otobüsler şey yaptı ya. Sinek şey yapmış mıyız? Biraz bayağı bir öldürmüşüz ya. Neyse görüşürüz. Devam edecek galiba. Otobüsçü yüzünden yoğunluk var sanırım. Önünü göremiyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. İşte burası Belgrad yolu. Düz giderseniz Niş çevre yoluna gidiyorsunuz. Ben Belgrad içinden gideceğim. Zaten saate bak. Kamerada gördüğünüz gibi yani ben yağmurla gidiyorum. Bakalım nereye kadar yağmurla gideceğiz. Büyük bir ihtimal Türkiye'de de yağmur vardır. Şu an Belgrad'ın içine giriyoruz. Geç Emmoğlu, yanlış gidiyorsun sen. Yani demin kamerayı çıkartmadan önce bir yağmur yağdı. Silgeç zor bir şey yaptı. Ama iyi şu an. İşte burası Belgrad'ın ayırdımı. Kilometremiz şu an 1481 olmuş. Bizim evden çıktığımız yani bayağı bir su birikintileri var kenarlarda falan. Önümüzdeki Emmoğlu da korkarak sürüyor arabayı. Çeşin Türkçe'de ne? Çekoslovakay mı oluyor? Ne oluyor? Çek Cumhuriyeti oluyor. Çek Cumhuriyeti. Burada bir polis emniyeti var. Valla şimşek baya baya bir var. Valla yağmurdan neyden de biraz çukurlar mukurlar görünmüyor. Allah korusun. Yani tehlike. Buradan geri Novi Sad Budapest diyor. Biz Belgrad'a gidiyoruz. Bu Emmoğlu bir kaza yapacak da belli değil. Çek Cumhuriyeti'ndeki. Bayağı bir su şeyi var yani. Bak burada da dolu. Bu kadar. Belgrad bu. İçini de size göstereyim diyeceğim de her videoda görüyorsunuz zaten. Herkes aynı yeri çekiyor. Şu an Sofya Dimitrovgrad'ı Sırbistan'a çıkacağız. Bulgaristan'a gireceğiz. Gümrük kapısına doğru ilerliyoruz. Şu an boş gibi gözüküyor zaten. Zaten böyle bekliyorduk. Sezon dışı olduğu için. Normalde buralar hep dolu oluyordu. Sezonda gelince dikkat etmemiz lazım. Tırlar var hep sağ tarafta. İyi geldik. Sırbistan'da bir saat bir yattım uyudum. Şimdi devam ettik. Kapılar boş gördüğünüz gibi. Kapatayım şimdi ne olur ne olmaz. Gerçi Bulgar tarafında arabaların durduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar. Saat 4.30 Almanya saati. 5.30 Türkiye saati. Bulgaristan saati. Bulgaristan'a girdik. Geçen sene buralar tüm inşaattı. Şu an o yüzden bilgi amaçlı çekiyorum. İlk giriş şu an güzel asfalt var. İleride Bauşteli gösteriyor. Yani ilerisi bildiğimiz gibi. Yani bildiğimiz gibi bilginize ileride inşaat yine başlıyor. Kilometremiz 1838. Selamünaleyküm arkadaşlar. Demin Bulgaristan inşaat falan dedim. Çok kısa bir inşaatı var. Öyle kazılmış yol falan yok yani. Şimdi burada otobanı bitti. İşte bu Sofya çevre yoluna doğru gidiyoruz. Yani yollar tertemiz. Bir kısa bir alan var. Orası biraz oyalayabilir. Ama o önceki gibi kazılmış yol falan hiçbir şey yok. Yani onu da söyleyeyim dedim. 1866'dayız şu an.
Demin kaç demiştim bilmiyorum. Sabah oluyor. Devam ediyoruz. Evet. Nihayet Kapıkule'ye doğru geldik. Bulgar sınırı çıkış. Biraz yoğunluk var. Tam benim evden 2191 kilometre. Burası. Her seferinde ayrı bir mutluluk. Şurada kapatalım çünkü dezenfektör. Evet arkadaşlar, Türkiye'ye girdik. Mazotumuzu alıyoruz. Hiç mazot çektiğimi, yani aldığımı çekmedim. Şöyle bir şey söyleyeyim, bizim orada 100 euroluk mazot almıştım, arabanın üstünü tamamlamıştım. Full depo 80 litre. Ondan sonra bir tane Avusturya'da aldım. Sırbistan'da 25 litre aldım. Bulgaristan'da 25 litre ve Türkiye'de şu an 70 litre. Evet arkadaşlar, geldik memleketimize.